Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler. Hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümlerde Faerûn Keep isimli bir bölgeyi sizlerle birlikte keşfedeceğimizden bahsetmiştim. Aslında bu bölümümüzde o bölgeyi keşfe çıkacağız. Keşfe çıkmadan öncesinde birkaç tane içeriği Firelink'e tanıtmak istiyorum. Aynı zamanda bölge için hazırlıklarımızı aradan çıkartalım istiyorum. İlk başta sol tarafa gelip aşağı indikten sonrasında oradaki Yoel'in ölmüş olduğunu görüyorsunuz. Kendisinin hani yeni bir amacı vardı, bizlere hizmet etmekti ve bu amacını tamamladığı için aslında hayatını yine feda etti bizlere diyebiliriz. Kendisi öldükten sonra eğer ki 5 kez upgrade aldıysanız benim yapmış olduğum gibi orada yeni bir karakterle karşılaşıyorsunuz. Bir konuşalım bakalım kimmiş? Bize Dignified Bow veriyor. Kendisi Londorlu Yuria. Oyundaki önemli karakterlerden bir tanesi. Oyunun alternatif bir sonunu elde etmek için bu karakterle aranızı iyi tutmanız lazım. Kendisini öldürmeniz durumunda kullanmakta olduğu Dark Drift katanasını düşürüyor. Hani özel güzel katanalardan bir tanesidir. Dilerseniz faydalanabilirsiniz. Ben yanlış ifade etmiyorsam Pyromancer rehberinin sonunda bir tanıtmıştım katanayı. Yine oradan bakıp görme imkanınız var. Biz tabii ki kendisiyle aramızı bozmayacağız çünkü NPC questlerine bağlı olarak tanıtacağımız başka içerikler var. Şimdi burada ilk başta diyor ki sen diyor Yoel'in diyor hani o iyi bir nevi iyi kalpli diye ifade edeyim ben. İyi kalpli Yoel'in diyor efendisi olmalısın. Ona diyor yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim. Hani senin sayende onun yani o onurunu kaybetmeksizin ölmüş oldu. Bu dünyadan geçip gitmiş oldu. Yani bir başka konuya değinmek gerekirse sen diyor bir lordsun öyle değil mi? Dark Sigil'ları sahip olan bir lord. Bizim Hallow'ların lordusun. Eğer ki diyor sen hani bu lord kimliğini kaybetmezsen ve bu Hallow'ların lordu olmaya, bizim lordumuz olmaya devam edersen ben diyor senin izinden gideceğim. Ben de diyor seninim, bizler de diyor seniniz şeklinde, yani senin yanındayız anlamında bir yorumda bulunuyor. Oyunun sonuna geldiğimizde aslında bu cümleleri daha iyi anlamlandırabiliyor olacaksınız. Kendisine konuşmuza purchase item dersek satmakta olduğu belli başlı içerikler var. Şimdi burada Purging Stone'u görüyorsunuz. Bu sizin lanetlenme etkisi dolayısıyla ölmenize engel olmak adına kullanabileceğiniz itemlardan bir tanesi. Purging Stone'u kullanmanız durumunda alt tarafta lanetlenirken bir bar doluyor. O barı sıfırlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Hallowing etkisini kurtarabiliyorsunuz, toparlayabiliyorsunuz. Şimdi burada Poison Throwing Knife'lar var. Düşmanlara fırlatabildiğiniz zehirleyici aslında fırlatma bıçakları. Bir diğeri Rondor Braille Divine Tome var. Şimdi belli başlı mucizeleri öğrenmek için bu arkadaşı gidip şey yapabilirsiniz. Irina'ya teslim edebilirsiniz. Fakat bu Rondor Braille Divine Tome'un içerisindeki içerikleri ben ilerleyen videolarda tanıtacağım. O yüzden şimdilik görmezden geliyorum. Hani bu videonun içeriği olsun istemiyorum. Yine Solero ve Heavy Solero'lar var. Bunlar zaten daha önceden Yoel'de alabiliyordunuz. Almayırsanız buradan elde edebilirsiniz bütün bu büyü içeriklerini. Dark Hand bulunuyor. Biraz değişik bir içeriktir. Keyifli içeriklerden bir tanesi. Ben kendisinin kıymetini bir başka rehber serisinde, Fate Guild rehberinde öğrenmiş, fark etmiştim. Yüksek oranda Dark Hasar vurmanıza imkan tanıyor. Özellikle Dark'a karşı direnci az olan düşmanlarda iyi bir hasar vurma imkanınız oluyor. Artı basılamayan bir içerik bu. Yani sadece alıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Hakikaten elinizi böyle bir tür kırmızı içerikte bufflamışsınız gibi gözüküyor. Değişik bir yapıdır. Dilerseniz kullanabilirsiniz. Antero Dark Ring denilen bu yüzüğü takarak aslında Hollow olsanız dahi insan gibi gözükebilirsiniz. Şimdiye kadar almış olduğumuz o Dark Sigil'lara bağlı olarak karakterimizin görünümünün değiştiğini ve kötüleştiğini biliyorsunuz. Eğer ki bu sizi çok ama çok rahatsız ediyorsa Antero Dark Ring'den faydalanabilirsiniz. İleride Dark Sigil'lardan kurtulma imkanımız olacak. Şu an için o aksiyonları almanıza fayda var. Ben yeri geldiğinde bunun artlarına ve eksilerine bahsedeceğim. Burada Antero White Ring var. Bu biraz değişik bir içeriktir. Bunu kullanmanız durumunda aslında samınlanmış bir karaktermişçesine, böyle biraz daha silüetimsi bir karakter şeklinde düşünebilirsiniz.
bir görünüm alıyor karakteriniz. Online PvP ve co-op'ta faydalanabildiğiniz bir içerik oluyor. Yani biraz böyle trollemek anlamında falan faydalanabildiğiniz bir içerik oluyor. 3 tane Ring of Sacrifice atıyor. Dark Sigil'lar diyor, yolunu aydınlatsın, sana yol göstersin diye bir diyalog veriyor bizlere. Eğer ki almadıysanız Purchase Item diyerek bu arkadaşın satmakta olduğu şuradaki Bandit Knife'ı lütfen satın alın. Bu videoda bundan faydalanacağız. Şimdi burada Orbeck of Windheim vardı, alt tarafta tam kafamın üzerine kalan büyücü eğitmenimiz. Kendisiyle bir anlaşmamız vardı. Biz ona belli başlı bilgiler verecektik ki o da bize büyü öğretmeye devam etsin. Bu videomuzda bu bilgilerin bir kısmını vereceğiz. Büyücü arkadaşlar için sevindirici bir haber. Daha farklı ve daha güçlü büyüler elde etme imkanınız olacak. Buradan bu arkadaşa konuşuyorum. Purchase item diyorum. Purchase item dedikten sonrasında satmakta olduğu Purple Moss Clamp'ların ben tamamını alıyorum. Tamamını almanıza gerek yok belki ama ben tamamını alıyorum. Hani yine bir miktar bunlardan lootlayacağız ama ben envanterimizde bol miktarda bulunsun istiyorum. Kalan ruhlarla da bir tane Caracal Pine Resin aldım. Alabilirsiniz iki tane alın. Benim zaten envanterimde birkaç tane var. Dolayısıyla öyle bol bol ihtiyaç duymuyorum. Geldim buraya. Bonfire'a dinlendim. Travel diyorum ve Farron Keep bölgesine gidiyorum. Hatırlatmak gerekirse bir önceki videolarımızda şuradaki yüksek merdivenden aşağıya inmiş. Buradaki bonfire yapmış, yakmış fakat ileriye gitmemiştik. Şimdi ilk iş Farron Keep bölgesinin devasa bir bataklıktır arkadaşlar. Burada hareket etmek çok kolay olmuyor. Bizler sağ hançerimizi alacağız. Ben yani hançer sayesinde biraz daha hızlı ilerleme imkanımız olacak. Hançerin özel skill'in şu olduğunu biliyorsunuz. Bu şekilde karakterimiz değiştirebiliyor. Bu bölgeyi daha hızlı keşfetmemize imkan tanıyacak olan bir içerik. İlk önce buradan Purple Moss Clamp elde ettim. Bu Purple Moss Clamp'ları yine envanterime koyuyorum. Az önce almış olduklarımla birlikte. Purple Moss Clamp'lar alt tarafta bir zehir barının dolmakta olduğunu görüyorsunuz bataklığa gelince. Bu zehir barı fullendiğinde canımız yavaş yavaş azalıyor olacak. Daha önce bu mekaniği bir tür gösterme imkanı olmuştu. Burada da bu mekanikle aslında bol bol cebelleşeceğiz. Önemli olan şey şu. Bizler bu zehirden ara ara kurtulmak isteyeceğiz. Kurtulmak istediğimizde Purple Moss Clamp'ları kullanacağız. Şimdi buradan dümdüz karşıya doğru gidiyorum. Şimdi dikkat edin burası daha derin bir bölge. Derin bir bölge olduğu için karakterim rahat rahat yürüyemiyor ama dash atarak hızlı hızlı gidebiliyorum. Şimdi zehirlendim. Zehirlenir zehirlenmez hemen o Purple Moss Clamp'ı kullanmıyorum. Kullansam dahi geri dönerken tekrar zehirleneceğim. O yüzden zehirleniyor olmak sıkıntı değil. Şu an için zehirlenelim. Dert değil. Görmezden gelebiliriz. Buradan Iron Flesh Pyromancy'sini elde ettik. Iron Flesh Pyromancy'si sizlerin karakterinizin defansını arttırıyor. Damage'ları yani alacağı hasarı biraz daha dayanıklı olmasına imkan tanıyor. Fakat karakterinizin ağırlığını arttırıyor. Yani biraz daha hantal bir hale geliyorsunuz. Şimdi karşıda gördüğünüz bu arkadaşlar Basilisk olarak geçiyor. Bu arkadaşların püskürtmekte olduğu bu toz bulutlarının içerisinde kalırsanız lanetlenme dediğimiz aksiyon gerçekleşiyor. Yani alt tarafta doğan barı görüyorsunuz. Az önce sizi lanetten kurtaran içerik diye bahsetmiştim. Şu an yeteri kadar hızlı yuvarlanamadım. Lanetten kurtaran içerik diye Purging Stone diye bir şey göstermiştik. Purging Stone aslında bu dolmakta olan barın sıfırlanmasına imkan tanıyor. Sizin buna karşı olan dayanıklılığınızı biraz arttırıyor. Ben hani nacizane çok şey görmüyorum. Çok böyle Purging Stone'u Dark Souls işte o kadar ihtiyaç duyulan bir içerik olarak görmüyorum. Dark Souls bir de olmazsa olmazlardan bir tanesiydi. Çünkü çok sıkıntılı şeylere sebep olabiliyordu. Fakat Dark Souls işte biraz daha rahatız diyebiliriz. Şimdi burada uygulayabileceğimiz bir diğer taktik aslında bu arkadaşları yanımıza çekmek olabilir. Hani tek tek onlara ölmektense onlar bize gelsinler. Aynen geliyor bir tane daha. Her zaman için sayıca fazla oldukları bir şekilde ya da fazla olacakları bir şekilde bir yerde gruplanırlar. Öyle bir tatsızlıkları var kendilerinin. Şimdi ben buraya geliyorum ama buradan daha öteye gitmeyeceğim. Sadece özel bir içeriği göstermek niyetindeyim. Az önceki Iron Flash'ı aldıktan sonra dümdüz karşıya doğru yürürseniz ilk karşılaşacağınız bu devasa ağacın orada New Game Plus'ta şu kısımda bir tane yüzük elde edebileceksiniz. Elde edeceğiniz bu yüzük Magic Stone Plate Ring artı 1. Sizin büyüye karşı olan direncinizi arttıran bir yüzük kendisi. Tekrardan geri geri gidiyorum. Yani derin olmayan yerlere koşturabilirsiniz belki. Çok sıkıntı değil ama derin olan yerler dert.
Burada yani dilerseniz bir bonfire dinlenebilirsiniz. Yani o düşmanları çünkü nasıl görmezden gelebiliyoruz. Şimdi bonfire dinlendikten sonrasında dışarı çıkıyorum. Dışarı çıktıktan sonrasında sol taraftaki içerikleri aradan çıkartacağız. Daha sonra hani bu bölgenin farklı yerlerine tekrardan keşfe çıkacağız. Çok büyük bir bölgedir burası. O yüzden şey yapmayın lütfen. Hani adını siz söyleyin. Aceleci olmayın. Adım adım gidelim. Buradan Ragged Mask'i elde ettik. Ragged Mask aslında oyunun başında öldürmüş olduğumuz Sword Master'ın armor setinin bir parçası gibi düşünebilirsiniz. Hani biraz böyle eski püskü bir içerik gibi değerlendirmekte fayda var. Şu eldiveni çıkartayım, hani rahat rahat yuvarlanabilirim. Her bir düşmanı öldürmeze gerek yok. Ve bu bataklıktaki hemen hemen her düşman, hepsi değil ama hemen hemen hepsi aleve karşı direnci az olan karakterlerdir. Aklınızda bulunsun efendim. İlk önce şu sol taraftaki item'ımızı alacağım. Titan'dan shard'ı aldım. Tekrardan geri dönüyorum buraya. Şimdi buraya yukarı çıkan bir kısım var. Karşıda böyle bir tane kubbeli bir yapının yıkıldığını görüyorsunuz. O kubbeli yapının altındaki item biraz kritik. Hangi build'da olursanız olun o item'ı almak istersiniz. Çünkü kendisi bir Estus Shard. Estus Shard'ı aldıktan sonra çarpmaz bir şekilde geriye dönüyorum. Şuradan Prism Stone'larımızı elde ettim. Dümdüz karşıya doğru ilerliyorum tekrardan. Buradan Stone parmayı aldık. Eğer ki kullanmakta olduğunuz hani iyi bir kalkanınız yoksa, ki şimdiye kadar birkaç tane tanıdık ama hani biraz daha böyle yuvarlak ve dayanıklı bir kalkan istiyorsanız Stone parmadan faydalanabilirsiniz. Buradan Rotten Pine Resin'i aldım. Rotten Pine Resin'i aldıktan sonrasında tekrar şuradan geri dönüyorum. Şu kubbeli yapının altından Estus Shard'ı almıştık. Bu alevin olduğu yere geri geldim. Şimdi tekrar hani zeminde bir yani bir karaya çıktık diyelim. Çıktığımız için Purple Moss Clamp'ı kullanıp zehirin etkisinden kurtuluyorum. Buradan Titan Shard'ımı aldım. Şu merdivenden yukarı çıkıyorum. Merdivenden yukarı çıkarken aceleci olmanıza gerek yok. Yukarıda iki tane düşman var. Bir tanesi hemen karşınızda. Diğeri sağınızda pusu yapmış bir şekilde bekliyor aslında bir nevi. Orada hemen ayağa kalkıp size saldırıyor olacak. Mümkünse atağını blokladıktan sonra kendisine saldırın. 2 vs 1 olmaması adına bunun ilerlemesini bekledik. Daha sonrasında diğerine saldırdık. Şimdi burada öncelikle şunu okutayım. Hani Extinguish three flames and open the door to wolf's blood şeklinde bir yazı okuyorsunuz. Ben Türkçe oynanış rehberini oynadığım zamanlarda bu yazıdan çok da aslında haberdar değildim. Dolayısıyla bunları söndüreceğimi nereden bileceğim diye bir yorumda bulunmuştum. Şimdi burada hani biraz böyle şöyle okla göstermek niyetindeyim. Şöyle zoom yapıp bakarsanız aslında karşıdaki bu yapıya veya bu işte taşa. Burada göreceksiniz ki aslında Dark Souls 1'deki Bed of Chaos'a ait olan o Witch of Izalith'i temsil eden bir işleme var bu taşın üzerinde. Burada 3 tane bu şekilde mum söndüreceğiz. Söndüreceğimiz bu mumlar bu bölgenin boss'una erişmemize imkan tanıyacak. Her bir mum Dark Souls 1'deki bir özel boss'u aslında ifade ediyor. Ona bir referansla bulunuyor. Bu Witch of Izalith'e referans eden taşımızdı. Bir tanesini söndürdük. Geriye kaldı iki. Söndürdüğünüzde bu devasa kapının önündeki meşalelerden bir tanesi yanar. Hani hangisini söndürdüyseniz o yanıyor aslında. Buradaki kameranın göstermekte olduğu o karşıdaki devasa binanın içerisinde de aslında boss'umuz bulunuyor. Geldik buraya. Buradan yukarı çıkıyorum. Rotten Pine rezinlerimizi elde ettik. Bu arkadaşı öldürdüm. Bazen Titan'dan shard düşürebilirler. Düşürmeleri şart değil. Düşürebilirler sadece. Şimdi aşağı tarafta hani bataklığın devam ettiğini görüyorsunuz. Aslında şu sağ taraf bizim bonfire'dan çıktığımız yer. O bonfire'dan çıktığımız yer dümdüz ilerleyerek bu bataklığın bu kısmından da karşıya doğru gitmek mümkün.
Fakat orası biraz daha zorlayıcı bir yol oluyor. Bataklık devasa olduğu gibi biraz böyle labirentimsi bir yapıya sahip. Yani eğer ki ilk kez oynuyorsanız ve nereye gittiğinizi bilmiyorsanız biraz kafanız karışabiliyor. Bunu inkar edemeyeceğim. Şimdi buradan aşağı indikten sonrasında ilk yapacağımız şey sağ taraftan düz ilerlemek olacak. İlerlerken hançerden faydalanmıyorum. Şimdi bu düşmanlarımız var burada. Onları aradan çıkarmak niyetindeyiz. Bunu öldürdüm ve devam ediyorum. Buradan yukarı çıkıyorum, önce sağ tarafa doğru. Hemen sağında yıkık olan kubbeli yapıyı görüyorsunuz. Ta ileride de yanmakta olan alevi görüyorsunuz. Dolayısıyla orası aslında bonfire'ımızın olduğu yer. Pardon, yanlış söylüyorum. Şu tam karşısı bonfire'ımızın olduğu yer. Sağ taraf o kubbenin Estus Shard'ı almış olduğumuz yer. Ve buradan yine bir miktar Purple Moss Clump elde ettik. Buradan karşıya doğru gideceğiz bir de. Yukarı çıktıktan sonra bakın bazen arkadan bir tane düşman gelebiliyor. Şunlardan bir tanesi. Aynen. Gelebilseydi neyse de gelemedi yani. Okey. Şimdi sağ tarafta başka başka itemlar hani gözünüze çarpabilir. Mesela orada ileride bir tane daha item var. İşte vesaire vesaire. Onları şimdilik görmezden gelin lütfen. O itemlara elbet gideceğiz. Ama buradan değil. Şimdi buradan yukarı çıkıyorum. Burada Great Sword isimli bir tane silah elde ediyorum. Benim tanıtmayı düşündüğüm silahlardan bir tanesi bu. Alternatif bir silah içeriği olarak bu silahtan faydalanmak niyetindeyim. Oyundaki Guts Build'ı dediğimiz yani biraz daha bir ağır silah kullanan, yüksek hasar vuran bir build noktasında bu silah çokça tercih edilir. Great Sword yazdığına bakmayın. Kendisi bir Great Sword değil. Kendisi aslında Ultra Great Sword. Hani ismi biraz yanıltıcı olabiliyor. Şimdi bu yukarıdaki merdivenden aşağı inip biz sağ taraftan ilerleyerek Purple Moss Clump'la Great Sword'umuzu elde ettik. Sol tarafa bakacak olursanız ileride bir tane düşman var. Tam karşıda böyle bu alevin hemen solunda bulunan. Bu bölgede karşılaşacağınız en zorlayıcı düşmanlardan bir tanesi budur. Bence en zoru bu. Ama kişiden kişiye göre değiştiği için hani çok fazla şey yapmıyorum, yorumda bulunmuyorum. Geliyorum buraya. Bu arkadaşa kapışmamız lazım. İki farklı şey yapabilirsiniz. Yavaş yavaş arkasından böyle ilerleyebilirsiniz. Joystick'i yavaş ileri ittirmeniz durumunda arkasına yavaş yaklaşma imkanınız olur. Yaklaşırsanız bu şekilde saldırıp kendisini öldürebilirsiniz. Biraz daha kolay olacaktır. Ama her zaman bu kadar rahat olmuyor. Özellikle yukarı zıplamışsa aşağı ineceği zaman yuvarlanarak o saldırısını dodge'layın. Çünkü kafanıza tutunup ya kafanıza bir nevi yapışıp arda da tekrar tekrar hasar vurarak canınızı okuyacaktır. Genellikle bütün can barınızı o saldırısıyla sıfırlar. Buradan Titanite Shard'ımızı aldım. Geldim buraya. Buradan bir tane daha Titanite Shard'ı aldım. Şimdi buradan bir başka mumu söndürmeye gidebiliriz. O mumu söndürmeye gitmeden öncesinde biz yine az önce ilk mumu söndürdüğümüz yerle alakalı bir şey yapmak istiyoruz. Buradan biz mumu hani aşağı indik. Sağ tarafı yaptık, bu arkadaşı yaptık. Item'ları topladık, karşıdan yukarı gideceğimiz bir yer var. Bir de sol taraftan yani bataklığın yine bu kısmını devam ettirecek şekilde geriye dönük ilerleyebiliyoruz. Yani peki bu geriye dönüklük neye yarıyor diye merak arkadaşlar varsa bir başka kuleye denk geliyoruz gördüğünüz üzere. Bu kuleye gelince bir tane daha Purple Moss Clump kullanıyorum. Yine canımı fullemek niyetindeyim. Şimdi kulenin içerisinde şuradan Sage's Call isimli bir tane aslında call elde ediyorsunuz. Tahmin edeceğiniz üzere bu call'u yine gidip Andre'ye teslim edeceğiz ve yeni aslında efsunlar yapma imkanımız olacak. Bundan da öte burada Dark Wraith düşman tipinde bir düşmanımız bulunuyor. Bu arkadaşları öldüre öldüre bunların sahip olduğu veya kullanmakta olduğu zırh setlerini vesaire düşürebilirsiniz. Aynı zamanda kullanmakta oldukları silahı da düşürebilirsiniz. Kullanmakta oldukları silah oyunun çok güçlü silahlarından bir tanesidir. Hani ben tavsiye ederim, isterseniz farmlayın, isterseniz düşürün, kullanın, tamamen size kalmış. Aynı zamanda az önce Yuriana'nın satmakta olduğu Dark Hand, Dark Souls 1'de yine bu arkadaşların aslında Dark Souls 3'te de tabii ki yine bu arkadaşlar aslında kullanmakta olduğu ana içeriklerden bir tanesi. Seti tamamlamak istiyorsanız o Dark Hand'i de almanızda fayda var. Genellikle öldüklerinde de bu Crack Red Eye Orb'u düşürürler. Şimdi şu kısmı trivia olsun diye yapacağım. Hani bu kısmı bu şekilde yapmanıza çok gerek yok. Hani burada sağ taraftan hani yine sülükleri vesaire görüyorsunuz. Onlar kendi halinde orada takılıyorlar. Ama bizler dümdüz ilerliyoruz bu taraftan. Ve dümdüz ilerlersek gördüğünüz üzere tekrardan o Estus Shard'ı aldığımız kubbeli mekana geri gelmiş olduk. Ve tekrar buradan yukarı çıkıp aslında mumu söndürdüğümüz yere gidebiliyoruz. Şimdi bunu niye gösterdim? Hani harita bir şekilde birbirine bağlanıyor. Biz aslında direkt sol taraftan ilerleyerek buraya arkadan gelebilirdik.
O kısmı arkadan gitmiş olmamızın en temel sebebi Sage's Call'u almanın en rahat, en güvenli yöntemi o. Sage's Call'u alırken eğer ki benim ilerlediğim rotayı ilerletirseniz Dark Raid sizlere saldırmıyor, sizleri aggrolamıyor. Dolayısıyla alıp oradan kaçabiliyorsunuz. Diğer taraftan giderseniz Dark Raid önünde bir bekçi gibi bekliyor ve siz ona saldırmaya çalıştığınızda veya o Sage's Call'u almaya çalıştığınızda o size saldırıyor. Şimdi bu merdivenlerden koştura koştura çıkmayın. Burada hakikaten pusu var. Şu arkadaş. Kendisini öldürmüş oğlum. Geldim buraya. Buradan yine Purple Moss Clump elde ettim. Şimdi burada hani yine göstermek gerekirse bir başka işlemeyi aslında görüyorsunuz. Bu birinci oyundaki Grave Lord Nito'ya bir göndermedir. Biliyorsunuz ki kendisi ölülerin lorduydu. İlk ölüydü Dark Souls evrenindeki. Dolayısıyla hani ona da bir gönderme buraya eklenmiş bulunuyor. Ben bu ikinci sinematiği skipleyeceğim. Hani ilkinden çok fazla bir farkı yok. Üçüncü sinematiği göstermek niyetindeyim çünkü kapımız açılıyor olacak. Değil. Onları söyledik, onları gösterdim. Okey. Şimdi buradan dümdüz karşıya doğru koşturuyorum. Bu arkadaşlarla kapışabilirsiniz. Ben kapışmanızı tavsiye etmem. Hani biraz zigzag çizip koşturabilirsiniz. Burada bonfire'ınız var. Bonfire yakabilirsiniz. Şimdi 1 vs birkaç kişi olacağı için çok şey olmuyor. Çok böyle ideal bir kombat senaryosu olmuyor. Zor düşmanlar olduklarına ötürü değil, hemen arkalarında bir bonfire'ımız var. Hani o bonfire'ı açmak istediğimiz için aslında koşturarak kendilerini görmezden gelip ilerliyoruz. Koşturup koşmamak tabii ki de yine sizlere kalmış. Şimdi eğer ki, hatta şöyle yapalım. Gelelim burada bir tur dinleyelim. Eğer ki New Game Plus'ta oyunu oynuyorsanız bu bonfire yaktıktan sonra dışarı çıkıp sola dönerseniz ve hemen şu kısma gelirseniz burada Wolf Ring artı 1'i elde ediyor olacaksınız. Pardon, New Game Plus. Hani New Game Plus oynuyorsunuz, tam doğru söylüyorum. New Game Plus oynuyorsunuz, artı 1'e elde ediyor olacaksınız. Artı 2 versiyonunu Falling Shrine'a doğru giderken Yudex Gundyr boss fight'ından sonrasında elde edebileceğinizden bahsetmiştim. Wolf Ring hani sizin aslında poison'unuzu arttırıyor. Yani oyundaki sarsılma direncinizi yükseltiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi yapacağımız şey şu. Şimdi sol tarafımızda yine büyük bir bölge var. O sol tarafı yapmak istiyoruz. Sağ taraf öncesinde. Önce buradan aşağıya düşüyorum. Buradan Titan'dan shard'ımı alıyorum. Sağa doğru ilerliyorum. Zaten bir tane düşmanımızı görüyorsunuz orada. Burada kendisinden bir tane yok. Burada birkaç tane benzer düşman var. O yüzden hani direkt buna gidiyorum. Arkası bana dönük mentalistin şey yapmayın, ilerlemeyin. Şimdi ileride bir tane şey görme imkanınız var. Bir tane yengecimiz var gördüğünüz üzere. Kendisine çok yaklaşmadan mümkünse o bize gelsin istiyoruz. O yüzden bir şekilde hani uygun bulduğunuz herhangi bir dönemde, herhangi bir zaman aralığında o kendisine buradan saldırabilirsiniz. Şimdi burada ileride beyaz bir ağaç görüyorsunuz. O beyaz ağacın orada kendisiyle savaşırsanız tahmin edeceğiniz üzere bizim devimiz o beyaz ağacın oraya da oklarıyla yardımcı oluyor aslında. Oraya da oklar fırlatıyor. Fakat beyaz ağacın orası daha bir şey olduğu için nedir adı? Daha bir derin bir bölge olduğu için orada savaşması daha zor oluyor. Bu arkadaşı öldürdüğünüzde Lingering Dragon Crest ringi elde ediyorsunuz. Daha önce bunun artı bir versiyonunu diğer yengeçlerle karşılaştığımız bölgede elde edebileceğinizden bahsetmiştim. Burada hani standart versiyonunu elde etme imkanımız oluyor. Standart versiyonunda hani artı bir versiyonu aynı aksiyon sadece artı bir biraz daha güçlü. Magic Weapon gibi ya da işte Homing Soul Mess vesaire gibi herhangi bir büyü içeriğini kullandığınızda bu içeriklerin daha uzun süre aktif kalmasını sağlıyor. Lingering Dragon Crest Ring. Buradan bir miktar item toplayacağız. Gold Pine Bundle'lar aldık. Hani Gold Pine Resin'in bundle versiyonu aslında. Dediğim gibi yani buraya mesela eğer ki düşmanları getirirseniz bizim şeyimiz ya ok veya kullanan devimiz buraya da fırlatıyor oklarını. Buradan Crown of Dusk'ı elde ettik. %10 oranında büyü hasarınızı boostlayan bir kafalıktır. Dark Souls 1'deki büyücü rehberinde ben hemen bu itemi elde edip bol miktarda hasarlar vurmuştum. Dark Souls 3'te de oldukça başarılıdır. Hani şey yapın derim. Büyücüyseniz kullanmaya başlayın derim. Yine buradan Young White branchlerimizi elde edeceğiz. Ağacın etrafındaki itemlerimizi topladık. Öncelikle buradan geri dönüyorum. Arkamdan biri geliyormuş, bir ses çıkıyor ama arkamdan birinin geldiğini görmüyorum. Okey. Şimdi
Şu bonfire'ımızdan aşağı inerken köprüden hani aşağıya atlamıştık. Yine aslında oradayım. Merhabalar. Şimdi bu arkadaşı öldürdük. Şimdi karşıda yine bol miktarda düşmanın aslında olduğu bir yer var. Biz oraya dümdüz koşmak istemiyoruz. Mümkünse düşmanları yanımıza çekmek istiyoruz. Bir tane okla saldırıyorum ve bekliyorum burada. Yani ok ve yayla hasarımız fazla olmayabilir. Dexterity statımız onu karşılamadığı için ama zaten hasar vurmak için ok ve yayı kullanmıyoruz gördüğünüz gibi. Hani ok ve yaydan daha çok düşmanları izole etmek için faydalanıyoruz. Gördüğünüz gibi bu arkadaşların komboları mevcut. Oyunda kimsenin eli armut toplamıyor. Sağ olsun bu arkadaşı Titan'dan şar düşürdü. Bu ikisini öldürdükten sonra yaklaşabilirsiniz. Hani birkaç kişiyle aynı anda savaşmaktansa bu şekilde yapmak daha kolay oluyor. Şimdi buradan Sage's Scroll'u elde ettik. Bunu aslında Orbeck'e teslim edeceğiz. Bizim büyücü eğitmenimize ve daha fazla miktarda büyü öğrenme imkanımız olacak. Bu Scroll'u kendisine vermemiz lazım. Özel bir içeriği mevcut. Ben yanına gidip teslim ederken yine bu içeriğe değineceğim. Buradaki arkadaşlar çıkardık. Şimdi buradan bir saniye. Atlamış olmak istemiyorum. Tık 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 tık. Okey, bunu burada öldürdüm. Bunları aldım. Ha, evet, şuna bahsetmem lazım. Tamam, şimdi bir şey konuşmam gerekiyordu burada. Diyorum bir şey atlamış olmalıyım. İşte etrafta şeyi görüyorsunuz. Yerde böyle ölmüş olan veya işte ağaçlarla falan böyle birleşmiş olan mushroomları yani mantarları görüyorsunuz. Bu mantarlar belki tanıdık gelmiş olabilir. Dark Souls 1'den geliyorsanız şayet. Dark Souls 1'in Darkroot Garden'ındaki aslındaki bulunan mantarlar bunlar. Bu bölgenin bütünü aslında Dark Souls 1'deki o Darkroot Garden ve Darkroot Basin'in Dark Souls 3'teki hali. Yani Dark Souls 3'te yine ilk videoda bahsetmiştim. Hani aslında Dark Souls 1'deki olayların geçtiği yerlerde gerçekleşiyor buradaki olaylarda. Ama hani zaman içerisinde işte dünya yanıyor, dünya tekrar işte, karanlık evde görüyor, aydınlık evde görüyor. Yeni krallıklar inşa ediliyor, eski krallıklar yıkılıyor filan. Tüm bu döngüler içerisinde bulunduğumuz, yaşadığımız bölgelerde değişiyor, evrim geçiriyor aslında. Burası da Dark Souls 1'deki o bölge diye düşünebilirsiniz. Çünkü sadece bu arkadaşlar değil, başka içerikler de göreceğiz oraya dair atıflarda bulunan. Şimdi geldim buraya. Karşıda 3 tane düşman görüyorsunuz. Hangisi olduğunun bir önemi yok. Bir tanesine şey atın. Hani zehirlenmeden başarabilirseniz tekrardan buraya gelin. Zehrin etkisi giderken bu arkadaş size yaklaşsın. Kendisiyle kapışacağız. Bunlar Elder Gru olarak geçiyorlar. Genellikle ellerindeki bu devasa tahta şeyle adını size söyleyeyim. Tahta içerikle saldırırlar ve vurduklarında yerden şey çıkar. Şöylesi kırmızımsı bir nevi kafalar çıkar. Dark Souls 1'de bu kırmızı kafaların şey versiyonu vardı hatırlarsanız. Böyle havada süzülüp patlayan versiyonu vardı. Bunlar da havada süzülüp patlamak yerine sizi takip eden versiyonları. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Hani zehirlenmeden yaparsanız daha iyi diye olmamın temel sebebi şu. Hem zehirliyken hem şeyken savaştığınızda biraz daha zorluyorlar. Bir diğer şey bu arkadaşlar aleve karşı direnci az olan arkadaşlar. Dolayısıyla daha hızlı ölmek istersek Caracal Parnes'inden faydalanabiliriz. Onu da bir tur göstermek niyetindeyim. Geldim buraya. Caracal Parnes'inde buffladım silahımı ve bekliyorum. Gel buraya gözümü sevdiğim. O kadar uzağında değilim yani. Ya. Az önce niye gelmedin? Şimdi niye geldin? Bu benim hatam oldu. Eğer ki elindeki silahı yere saplarsa ve hemen hayal diyorum, hemen havaya kaldırmazsa bilin ki yerden çıkartırken de bir saldırı yapıyor olacak. Yerden çıkarken yaptığı saldırı belki de yaptığı en güçlü saldırılardan bir tanesi. Aşağıya düştüm, direkt sol taraftan ilerliyorum.
Gel dostum. Biraz daha riskli bir şekilde burayı yapmak niyetindeyim. Şimdi canımız biraz daha fazla olsun diye bir tane Ember kullanacağım. Bu sefer zehirli bir şekilde savaşmak niyetindeyim. Buradaki hani arkadaşları öldürüyor olmak belki bizim build'ımız noktasında çok fazla önemli bir içerik değil ama hani sonuçta %100 oynanış rehberindeyiz. Dolayısıyla bunu tanıtmam lazım. Şimdi bu bir diğer saldırısı. Hani elindeki asayı bir tık böyle ileriye doğru götürüp şey yapabiliyor. Size yine o uçan kırmızı kafanı atabiliyor. Bir tık sabır işi olduğunu düşünüyorum ben bu arkadaşın. Hani ne kadar sabırlı davranırsanız o kadar rahat öldürüyorsunuz çünkü kendisini. Şimdi bir başka işe tanıtmak niyetindeyim. Hani alevden hasar aldığı için illaki hani silahla vurmamıza gerek yok. Hani elimizdeki bombaları atarak da kendisine hasar vurabiliriz. Yine eğer ki yayı böyle kullanabilecek kadar dexterity'niz varsa geçin alev okları alıp onlarla saldırın. Hani o da bir opsiyon. Yani şimdi buradaki bir düşmanı öldürdüğünüzde Ferris'in kafalarını elde ediyorsunuz. Ferris Dark Souls 1'de Darkroot Garden'da bulunan aslında eğer ki ilgili kalanıta girmeyseniz size saldıran okçu arkadaşın kendisi. Buradan şunu dolduralım. İlerliyorum. O bana nasıl vurdu? Hop. Şimdi işi riske etmek istemediğim için biraz böyle iyice kendimi güvenceye alarak oynadım. Acemimiz yok nasılsa. Buradan Black Bow of Ferris'i elde ettik. Oyunda mesafe olarak uzaklara saldıracak bir yay kullanmak istiyorsanız tercihiniz bundan yana olsun. Oyundaki en iyi yaylardan bir tanesidir. Buradan Poison Gem'i elde ettik. Poison Gem, hani silahımızda efsunlamamız durumunda silahımızın karşımızdaki düşmana zehir hasar vurmasına imkan tanıyacak. Tahmin edeceğiniz üzere karşıdaki düşmanın da aslında bir zehir barı var. O zehir barını fullememiz durumunda aslında o hasar vurabiliyoruz. Tekrardan Bonfire'a geri dönüyorum. Estus Flask'ını mesela tazelemek için. Ruhlarınızı harcamak için Firelink Shrine'a gidebilirsiniz. Ben hani şu an için o aksiyonu almayacağım. Videoyu uzatmamak adına. Buradan aşağı iniyorum. O sinematiklerde görmüş olduğumuz devasa kapıyı karşıda olduğunu görebiliyorsunuz. Hani soldaki iki tane meşale yaktık. Son bir tane meşalemiz kaldı. Şimdi burada bol sülüklü bir bölgemiz var. Hani isterseniz içeri bir tane bomba atın. İsterseniz böyle herhangi bir tane kapısından içeri girip daha sonra tekrar dışarı çıkıp bir diğer kapıdan içeri girerek içerideki düşmanları öldürün. Hepsini öldürmese gerek yok. Ben itemları ve içerikleri daha rahat tanıtayım diye böyle yapıyorum. Burada hepsinin aslında bir nevi ortasında bulunan bir itemımız var. Bu item Undead Bone Shard. Undead Bone Shard'ımızı aldık. Undead Bone Shard'ı aldıktan sonrasında hani hemen şuradan aşağı inip bu kuleye geldik. Burada bir başka devasa bir yapı var. Bu yapının üzerine çıkacağız ama şimdi değil. Bu arkadaşları öldürüyorum. Item'ı da şöyle bir düşün. Demiş. Şurayı kırıyorum ve buradan Wolf's Blood Swordgrass isimli yeni bir insignia'yı elde ediyorum. Watch Dogs of Ferens dediğimiz bir Covenant bulunuyor. O Covenant'ın insignia'sıdır bu item. Bu item'ı kullanmanız durumunda bu bölgeye gelen düşmanları aslında işgal edip onları öldürebiliyorsunuz. Bir nevi bölgeyi korumakla yükümlüsünüz gibi düşünebilirsiniz. Eğer ki bu Covenant'ta rankınızı arttırırsanız birinci rankta
Wolf Knight's Great Shield elde ediyorsunuz. Wolf Knight's Great Shield aslında Artorias'ın kullanmakta olduğu kalkan gibi düşünebilirsiniz Dark Souls 1'deki. Bir diğeri de Rank 2'ye ulaştığınızda Wolf Knight Curse Sword'u, bir de Wolf Ring'i elde ediyorsunuz. Artı 1 olmayan veya artı 2 olmayan versiyonunu. Hani genellikle Covenant içerikleri olduğu için o yüzükler birazdan New Game Plus'larda elde edilmesi daha rahat olan içerikler oluyorlar. Buradan Sunlight talismanı elde ettik. Ne yazık ki kullanmış olduğumuz talismanlarla veya kullanabileceğimiz talismanlara kıyaslandığında çok daha az bir etkisi olan içerik. Hani şey noktasında eğer ki talismanı tercih etmek istiyorsanız Saints talismanı kullanmaya devam edin. Hani bu arkadaş bir miktar daha nasıl diyeyim kötü kalıyor diye ifade ederim. Burada bir başka Estus çorbamız var. Onu yudumlayarak hani canınızı bir miktar doldurabilirsiniz. Şimdi şu karşı taraftaki kısımlar olsun. İleride işte böyle bir tane yükselmekte olan hafif bir harabe görüyorsunuz. İşte öteye doğru başka yerler var falan. Biz aslında o kısımları yaptık. Harita şu an daha önceden dolaştığımız yerleri gösteriyor bize gibi düşünebilirsiniz. Tekrardan Undead Bone Shard'ı almış olduğum o kulenin oraya geldim. Bir sesler duyuyorum ama kimse yok etrafta. O da bir enteresan. Hançerle saldırıyormuşum. Şu an onu da görmüş olduk. Bir saniye, sana şu an gitmeyeceğiz. Okey, şimdi buradan. Bu şekilde şu kısma geliyorum. Buradan Titan'a şardı aldım. Şimdi ileride yine devasa o Elder gurulardan bir tanesinin olduğunu görüyorsunuz. Bir tane ok fırlatın kendisine. Mümkünse kendisine yanına çekmek istiyoruz. Bu arkadaşı öldürmek için uygulayabileceğimiz bir alternatif taktik var. Ortada yanmakta olan bu alevi görüyorsunuz. Yani bu kamp ateşini görüyorsunuz. Kendisi o kamp ateşinin üzerine durursa bol miktarda alev hasarı yiyor olacak aslında. Hani bir nevi böyle etrafında dolandıra dolandıra kendisini şey yapabilirsiniz. Tabii ki bu kadar fazla atmasını beklemiyordum yani. Herhalde kimse de beklemiyordu. Kendisini o kamp ateşine bir nevi yaktırtabilirsiniz. Onu göstermek niyetindeydim. Hani iyi miktarda hasar vurduğunda bunu bir tık görebiliyorsunuz. Yani o birkaç kez belki çarptı oradaki ateş ama yüksek bir oranda hasar vurdu. Şimdi ben bunu öldürdüm ki burada alacağım aydınlığı daha rahat elde edebileyim diye. Kendisini öldürmeden de bu mekanla alakalı olan o son mumu yakabilirsiniz. Buradan Nameless Knight setini elde ettik. Nameless Knight seti aslında Dark Souls 1'deki Knight karakterinin başlangıç seti. Nameless Knight diye geçiyor olmasının en temel sebebinin ben hani bir nevi bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Buradan yine bir miktar Titan Shard'ı elde ettik. Sol taraftan koşturuyorum şu an. Duvara yapışık bir şekilde ilerliyorum. Bu önemli. Çünkü hemen sağımızda bir başka Elder Guru var. Onu argolamak istemiyoruz. Duvara yapışık ilerlerseniz argolamazsınız kendisini. Rahat rahat ilerleme imkanınız olur. Nameless Knight isimsiz şövalye demek yani Türkçe tercümesi o. İsimsiz şövalye setini oradan alma imkanımız oldu. Hani Knight setine alternatif bir şövalye seti kullanmak isterseniz bundan faydalanabilirsiniz. Yine burada son mumumuz bulunuyor. Göstermek gerekirse bu da aslında Dark Souls 1'deki Four Kings'e bir gönderme olarak, bir işlem olarak burada mevcut. Yani bu işlemleri burada bulunmasının temel sebebi nedir? Niye varlar vesaire? Onları direkt olarak yorumlamamıza imkan tanıyan bir içerik yok ama oradaki Dark Souls 1'deki bosslara bir gönderme olduğunu biliyoruz. Ve son meşalemizin yanmış olmasıyla birlikte kapımız açılıyor. Yani dilersek artık bu kapının ardındaki kısmı da keşfedebiliriz. Şimdi belki az önce dikkat etmişsinizdir, belki gözünüzden kaçmıştır. Az önceki Elder Guru ile savaşırken Yellowfinger Hazel bizleri invade etti. Ve kendisi koştura koştura geliyor. Normalde hani biraz invade ettiği yer biraz daha ötede bir yerde aslında ama bazen buralarda agro olabiliyor kendisi. Daha önce kendisini bir tur öldürmüştük. Burada tekrar öldürmek niyetindeyiz. Biraz ilk sefer olduğu kadar burada da gıcık bir karakterdir kendisi. Bekliyorum ki buraya gelsin ama gelmek niye de değil yani. Burada özellikle kullanmakta olduğu bu arbaya çok gereksiz hasarlara ve sorunlara sebep olabiliyor.
Ama elinizdeki silah sağ olsun, bol miktarda poison hasarı vurarak kendisini öldürebiliyoruz. Şimdi yukarıda bir tane düşmanımız var. Kendisine daha önce denk geldik. Zıplarsa, kafanıza konarsa sıkıntılar çıkartabilir diye bahsetmiştim. Yine yavaş arkasına yaklaşıyorum ve mümkünse pat 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 vurarak kendisini öldürmeye çalışıyorum. Bahsettiğim saldırısı o. Lütfen dikkatli olun. Çok yüksek oranda hasar vurur. Eğer ki hani şu an bende olduğu kadar ruha sahipseniz lütfen gidin bunları harcayın. Bununla kapışmadan öncesinde Hazel'ı öldürmesi daha rahattır. Şimdi şurada aşağı iniyorum. İlk iş sol tarafa gidiyorum. Burada hani hançeri kullanabilirsiniz. Yine hançerden faydalanabilirsiniz. Ama dikkatli olun, etrafta şeyler var. Yine basiliskler var. Gelip sizi öldürmeye çalışacaklardır. İlk olarak şuradan ruhumuzu elde edeceğiz. Yukarıda iki tane item görüyorsunuz. Onlara buradan erişmek mümkün değil. Şimdilik onları görmezden gelin. Şimdi şuradan dümdüz ileri doğru giderseniz aslında az önceki az bu bölgeyi keşfetmeye başladığımız zamanki bonfire'ın oraya gidiyorsunuz. Şuradan sol taraftan dümdüz ilerlerseniz zaten Basilisk'i hemen sol tarafta gördünüz belki bir tur. Gelecek mi diye merak ediyorum. Gelecekmiş gibi hareket ediyor ama. Gelecek misin dostum? Vazgeçtin sanki. Vazgeçtin sanırım deyip ilerliyorum. Hazel normal şartlar altında siz bu merdivenden aşağı doğru inerken şu an üzerine çıkmış olduğum bu zeminde inmeye eder. Bu arkadaşların püskürtlükleri duman arkasında ve kendilerinin arkasında bulmak en iyisi, en doğrusu. Şimdi biraz bekleyeceğim. O lanet, yani curse ile alakalı olan bar biraz azalsın diye. Çünkü ileride başka basilisklerle mevcut. Şimdi sol tarafta Elder Gore'u görüyorsunuz. O çok dert değil. Şuradan, yani neden dert değil? Çünkü kendisi öldürmeye ihtiyacımız yok. Şuradan göstermek gerekirse karşıda bir tane kule görüyorsunuz. Biz o kulenin altında aslında, hemen şu ileride kuleden bahsediyorum. O kulenin altında aslında Undead Bone Shard'ımızı elde etmiştik. Yani sol tarafa doğru gidersek o Undead Bone Shard'ı aldığımız yere çıkıyoruz. Bizim oraya gitmek gibi derdimiz yok. Buradaki başka item'i alıp Homebrew Bone atacağız. Yine de hani ben bir tur göstermiş olmak istedim. Ona bir miktar bir Paper Doom'u elde ettim. Şimdi basilisklerimiz hani hak getire bir sürü var burada. Temelde hani şuradan sağ tarafa yapışık bir şekilde giderseniz o bonfire'ımızın olduğu yere gidiyorsunuz. Ben şu an bir tur göstersem de olur. Yani Homeward Bone kullanmak niyetindeyim ama belki böyle bir anlatmaktansa içime sinmedi biraz. Göstermek iyi olabilir. Şimdi buradan Golden Scroll'u elde ediyoruz. Golden Scroll'u Orbeck'e teslim etmemiz durumunda Dark Souls 1'de Ulusil denilen bir bölge vardı. DLC bölgesi. Ulusil'e ait olan büyüleri öğrenme imkanımız olacak Orbeck'ten. Az önce almış olduğumuz Sage Scroll olur, Golden Scroll olur. Bunları Orbeck'e teslim etmeniz lazım. Bu bölgenin sonunda bir başka boss'a gitme imkanımız olacak. O boss'u kesmeden öncesinde bu scroll'ları teslim etmeniz lazım. Teslim etmezseniz kendisi Firelink Shrine'ı terk eder. Burada karşınızda Elizabeth Mushroom bulunuyor aslında. Daha doğrusu Elizabeth bulunuyor direkt, daha doğrusu Elizabeth Mushroom değil, Elizabeth'in kendisi bulunuyor. Dark Souls 1'de yine Ulusil bölgesinin ilk keşfine başladığınız zaman oradaki bir NPC karakterdi. Dark Souls 2'de kendisi böyle bir tür aziz olarak değerlendiriliyor. Onun öğretileri, onun şifa içerikleri falan kullanılmaya çok devam ediliyor. Dark Souls 3'te de aslında bu biraz devam eden bir içerik ama kendisinin cesedini burada buluyoruz. Oyunda bunun hakikaten o olduğunu teyit eden bir yazı vesaire yok ama hani yani benzerlik de çok ortada. Oradan Antiquated Set'i elde ediyorsunuz. Biraz daha böyle Dusk karakterine benzemek isterseniz, onun gibi gözükmek isterseniz bundan faydalanabilirsiniz. Yine Ulusil'in prensesinin setiydi bu. Şimdi hani bu kısmı tamamen göstermek için yapıyorum. Bunu yapmanıza gerek yok. Sol tarafta Elder Grove olduğunu görüyorsunuz. Hani onlarla uğraşmaya da gerek yok. Yani çok zor değil gitmesi de bazen o Elder Grove aglolanıyor. Aglolanınca tatsız şeyler oluyor. Gördüğünüz üzere hemen sağımızda kapımız, solumuzda da şeyimiz var, kulemiz var. Şimdi bu da o Undead Bone Shard'ı aldığımız yer. Şimdi biz burada hani bir tane daha yukarı doğru çıkan bir şey var ama oraya şimdi gitmeyeceğiz diye bahsetmiştim. Şimdi gidiyor olacağız işte oraya. Geldim. Bu merdivenden yukarı çıkıyorum.
Hemen solda bonfire var. İsterseniz yakın. Ben oraya birazdan gideceğim. Buradan yukarı çıkıyorum. Hemen şurada bir tane kertenkelemiz var. Onu öldürüyorum. Bu kertenkeleyi öldürmekle birlikte Twinkling Tight Knight elde ediyoruz. Şimdi şundan bir bahsetmek istiyorum. Yani ne yaptık, nereleri gezdik, nasıl ilerledi hayat, kimdik, ne oldu tadında. Şimdi burada şöyle yayla yapmak daha kolay olacak. Şu kısımdan aslında bizler aşağıya inmiş bulunuyoruz. İndikten sonrasında dümdüz ilerledik. Şuradaki ilk kuleyi aslında mumu söndürdük. O mumu söndürdükten sonra geldik yine bu ormanın içerisinden devam ettik. Bu kuleye ulaştık ve bu kuleyi söndürme imkanımız oldu. Bunu söndürdükten sonrasında hemen şurada bir tane bonfire'ımız vardı. Bonfire'ımızı yaktık. Bonfire yaktıktan sonrasında aslında şuradaki kuleye, tam karşıdaki şu diğer kuleye gitme imkanımız oldu ve onu söndürdük. Şimdi burada ben bir trivia bilgi olarak şundan bahsetmek istiyorum. O kuleye gitmek için illaki buradan gitmenize gerek yok. Diğer build rehberlerinde ben alternatif bir rota göstermiştim. Onu da birazdan tanıtacağım. Dolayısıyla hani daha iyi bir erişim noktası mevcut. Ama hani oradan gittiğinizde şu an elde ettiğimiz belli başlı itemleri alma imkanınız olmuyor. Veya biraz daha zorlanarak alıyorsunuz. Şimdi buradan Dream Chaser Ashes'ı elde ettik. Dream Chaser hayal perest, hayal peşinde koşan anlamında yorumlayabiliriz bu ifadeyi. Dream Chaser Ashes'ın eğer ki ikonuna bakacak olursanız bir saniye. Şu arkadaş. Buna bakacak olursanız elinde bir tür madalyon tutuyor. Hani Dark Souls 1'de oyunun başlangıç şeylerinden bir tanesi, hediyelerinden bir tanesi Pendant denilen bir item'dı. Pendant'ın hiçbir katkısı yoktu. Pendant Dark Souls 1'de herhangi bir özellik vesaire sağlamıyordu. Sadece ve sadece roleplay yapmakta kullanabildiğiniz bir içerikti ve kişiye aslında hani eskiden sahip olduğu hayatı anımsatması için yanında taşıdığı bir item tadında bir yorumla oyunda onu elde etme imkanınız oluyordu. Burada da hani o hayalperest kişiye dair veya o hayalperest kişiliğe dair bir kül elde etmiş oluyoruz. Bunun önemli olduğu nokta şu. Bizler gidip şuradaki handmaidenimize konuşup bu Dream Chasers Ashes'ı teslim ederken özel bir diyalog alacağız. Ashen Wan diyor, bunu nerede buldun diyor. Bu tam bir ahmağa ait olan bir içerik. Yani bunun hani bu diyor, senin diyor nerede keşfettiğin bir şey oldu. Söylesene bana diyor, yani bunu nerede buldun? Söylüyoruz nerede bulduğumuzu. O diyor, anlıyorum. Yani bu hani nasıl diyeyim, böyle, yani, olmayacak şeylere inanan, olmayacak şeyleri uman, hayalperest birinin hakikaten bulunacağı bir yer, bunu bulduğun yer. Hani bu şeylere hani böyle bir hayal kuruyor olmak da hani bir kişinin ahmaklığıdır. Sence de öyle değil mi tadında bir yorumda bulunuyor. Olmayacak şeylere inanıyor olması tadında. Şimdi bunu teslim etmeniz durumunda aslında belki de en önemlisi şuradaki üçüncü tepe gelecek olursanız artık sınırsız sayıda Titanite Shard elde edebiliyorsunuz. Elinizdeki yani Titanite Shard kullanarak elinizdeki test etmek istediğiniz silahları artı 3'e kadar yükseltebilirsiniz. Hani böylesi bir katkısı var. Belki de en büyük katkısı bu. Alternatif olarak neler elde etme imkanınız oldu? Mesela Rotten Pines'ini elde ettiniz. Artık onlardan sınırsız sayıda alma imkanınız var. Yani onları da kullanabiliyorsunuz. Hani burada şey olarak göstermek gerekirse Composite Bow alma imkanınız var. Composite Bow hasar olarak yüksek oranda hasar bulmanıza imkan tanıyan güzel yaylardan bir tanesidir. Ben elimdeki longbow yerine bu kompozit bow'u kullanmak niyetindeyim. O yüzden bundan bir tane satın aldım. Dilerseniz satın alın, dilerseniz satın almayın, tamamen sizlere kalmış. Burada Exile setini elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda Hunter seti mevcut. Bir de şuraya Life Ring geliyor. Oyunun başında hediye olarak alabildiğiniz itemlardan bir tanesiydi. Bahsetmiştim hani bütün bu itemleri aslında şey yapabiliyorsunuz. Nedir adı? Oyunda elde edebiliyorsunuz diye. O Life Ring'i de orada alma imkanınız var. Hazır şu an ruhumuz varken bol miktarda buradaki 3 gold parnezini de satın almak istiyorum. Envanterimde bulunsun diye. Şimdi öncelikle şu yayımı değiştirmek istiyorum. Kompozit bow'a geçmek niyetindeyim. Biraz daha tatlı tatlı kullanabilirim diye. Daha sonrasında geliyorum buraya. Konuşuyorum Andre ile.
Şimdi Reinforce Weapon diyerek her ne kadar şu an kullanmamış olsak da ben bu Greatsword'u kullanmak niyetindeyim. Sizlere bu Greatsword'u tanıtmak niyetindeyim. Bunun iki tane temel sebebi var. Oyundaki en iyi STR silahlarından bir tanesi. İkincisi de aslında kanalda birçoğunuzun hani Berserk animesindeki Guts'ın build'ını görmek istediğine dair yorumlarını tekrar tekrar okuduğum oldu. Dolayısıyla hani o build'ın ana silahı olan Greatsword'u da tanıtmak güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bir nevi o build'a yakın bir build gösterme imkanım olacak. İleride başka silahlara kullanmak niyetim var. Başka kullanabileceğiniz STR build silahları tanıtacağım. Onları kullanmak tamamen sizlere kalmış. Ben şu an için bunu tanıtacak şekilde ilerliyorum ve zaten sınırsız sayıda Titan Shard elde edebildiğim için gerek topladığım Titan Shard'ları kullanarak gerek o sınırsız sayıdaki içeriklerden faydalanarak bunu yükseltebilirsiniz. Ek olarak hani Reinforce Weapon dediğinizde şu an kullanmakta olduğumuz yayı da Titan Shard'larıyla güçlenme imkanınız var. Biz ok ve yayla düşmanlara hasar vurmak niyetinde değiliz aslında çok fazla. Ama bunu kullanma imkanımız var. Aklınızda bulunsun. Hani dilerseniz yayın da hasarını arttırabilirsiniz. Bunun mantıklı olduğu build'lar özellikle dexterity build'larıdır. Yani biz dexterity endeksli bir build gitmediğimiz için şu an böylesi bir aksiyon almıyoruz. Give call deyip Sage'in call'unu teslim ediyorum. Enteresan diyor. Böylesi bir Cold Undead Legion'ın elinde ne arıyor? Bir tane Crystal Sage'in, yani Crystal Sage'den bir tanesinin Undead Legion'la bir ittifak kurduğunu duymuştum. Demek ki diyor doğruymuş. Bu diyor hani benim şimdiye kadar gördüğüm ve büyü içeriğine sahip olan, büyü etkisine sahip olan ilk Cold. Bu da aslında Dark Souls 1'e bir gönderme olarak düşünebilirsiniz veya oyundaki hani tutarlılık olarak bir içerik olarak düşünebilirsiniz. Çünkü Dark Souls 1'de Andre büyüyle ilişkilendirilen silahların güçlendirmesini yapamıyordu. O kollardan faydalanamıyordu, onları kullanamıyordu. Fakat Dark Souls 3'te bunu yapma imkanı var. Reinforce Estus Flask deyip Estus Flask şarjımızı teslim ediyorum. Yani biraz daha silahımızı, şey silahımızı diyorum, Estus Flask'ımızın sayısını artırmak adına. Sonrasında şunu aşağı iniyorum. Yine bu arada Pyromancer eldiveninizi de güçlendirebilirsiniz. Asanızı da güçlendirebilirsiniz Titan Shard'larla. Geldik buraya. Şimdi scroll'ları teslim edeceğiz. Sage'in scroll'u teslim ediyorum. Undead Legion'ın diyor hani bu içeriklerine sahip olacağım hiç aklına gelmezdi ve bu keşifi sen olmadan yapamazdım. Yani bana vermiş olduğun sözü tuttuğun için teşekkür ederim diyor. Learn Sorceries derseniz kendisinin artı satmakta olduğu yeni içerikler var. Mesela burada Great Ferron Dart'ı, Ferron Hail'ı görebiliyorsunuz. Hani bunları ve bir de Ferron Flash Sword geliyor. Bunlardan faydalanma imkanınız var. Peki bunlardan bence daha da önemlisi, daha da kıymetlisi Pestilent Mist denilen bu büyüyü kullanma imkanınız oluyor. Genellikle Dark Souls'da çok böyle gözden kaçan büyülerden bir tanesi. Ben büyücü rehberini çekene kadar bu büyünün kıymetini bilmiyordum, dürüst olmak gerekirse. Ama büyücü rehberinde işte hasar testleri vesaire yaparken bu büyüyü kullanıp deneyimleme imkanım oldu. Büyücü rehberini izlerseniz orada hani bunu kullanabileceğiniz özel bosslar olduğunu ve o bosslara ne kadar faydalı olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Geçip Ulusil'in ruhu şeyini teslim ediyoruz. Şimdi o diyor bu enteresan bir keşif. Bu diyor hani çok uzun zaman öncesinde ait olan kadim diye ifade edebilirim ya da eski diye ifade edebilirim. Bir kente ait olan büyüleri barındırıyor içerisinde. Dragon School diye ifade ediliyor. Genellikle büyü eğitiminin verildiği en büyük akademi gibi düşünebilirsiniz Dark Souls evreninde. Orada bile diyor bu büyüler yoktur. Çok diyor merak ediyorum diyor Xanthus şeyleri kafalarındaki o değişik kıyafetle kafalarındaki o değişik kafalıkla bunu görseler nasıl bir yorumda bulunurlardı. Xanthus Crown'u biz elde ettik. Yani Xanthus büyücüleri şu şekilde bir kafalık takarlar. Hani böylesi bir şeye sahipler. Hani ona da bir göndermede bulunuyor.
Şimdi Learn Sorcery derseniz peki Ulusyıl'a neler geldi? Golden Scroll'a geldi aslında. Daha çok Golden Büyüler geldi aslında. Ulusyıl büyüleri daha çok yardımcı büyülerdir. Hasar anlamında etki etmezler. Daha çok destek olurlar size. Castlight'ı kullanırsanız karanlık bölgeyi aydınlatabilirsiniz. Repair alırsanız ekipmanınız kırılması durumunda tamir etme imkanınız olur. Hidden Weapon sağ elinizdeki silahı gizlemenize, saklamanıza imkan tanıyor. Her silahta bunu kullanamazsınız. Kullanabileceğiniz belli başlı silahlar var. Yani mantıken bufflayamadığınız silahlarda kullanamıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Hidden Body vücudunuzun biraz böyle transparan olmasını sağlıyor. Düşmanların sizi görmesini biraz zorlaştırıyor. Yani biraz daha yaklaşmanız lazım ki size saldırsınlar. Twisted Wall of Light, yani bir nevi önünüze bir tür bariyer ekliyorsunuz ve eklemiş olduğunuz bu bariyere bağlı olarak size fırlatılan büyüler sizden sekiyor. Yani bir nevi büyülere karşı defansınızı arttıran bir içerik olmuş oluyor. Tekrar etmek gerekirse bu teslim etmiş olduğum scrollları şu noktada lütfen teslim edin. Çünkü birazdan bir tane boss göstereceğim. Boss'u yapmayacağım tabii ki ama bir tane boss göstereceğim. Göstermiş olduğum o boss ile kapışacağınız zaman şeyi gözlemleyeceksiniz. Hani nedir adı? Cümleyi tam kurmaya çalışıyorum. Eğer ki boss'u keserseniz, kestikten sonra buraya geldiğinde fark edeceksiniz ki Orbeck yerinde olmayacak. Eğer ki bu scroll'u vermemişsiniz. Çünkü onun quest'i fail oluyor. Şimdi bir trivia içerik olarak şunu göstermek istiyorum. Yani bu bonfire'dan dışarı çıktım. Sağ tarafta hemen sağımda tam karşımda yanmakta olan bir alev görüyorsunuz. Oraya doğru gidiyorum ben şu an. Üçüncü mumu yakmak için şey yapmanıza gerek yok diye söylemiştim. Yani illaki az önce takip ettiğiniz rotayı takip etmenize gerek yok diye bahsetmiştim. Şu şekilde ilerleyerek o üçüncü mumu yakmış olduğumuz yere gelebiliyorsunuz. Hani ek bir şey yapmanıza gerek yok. Ek bir uğraşa girmenize gerek yok. Ama tabii ki buraya mumu söndürmek de bitmiyor. Çünkü diğer tarafta mesela Nameless Knight armor setini vesaire elde etmiştik. Hani onları elde etmek istiyorsanız diğer yola elbet bir uğramanız gerekecektir. Şimdi ben bunu aynı zamanda bir bahane olarak kullandım. Az önce Dream Chasers Ashes'ı teslim ettikten sonrasında Firelink Shrine'ı tekrar yüklerseniz buraya geri gelerek vesaire Ciri's karakterini burada buluyor olacaksınız. Kendisiyle konuşuyoruz. I have since heard a great deal about you. For one, that you are most gentle of heart. I too am bound by duty, but can offer you my sign. I hear that cordial intrusion lays the path to embers. If I can be of help, by all means, do call upon me. Blessing of the moon upon your journey. Bizlere Dark Moon Loyalty emotunu veriyor, sağ olsun. Şimdi burada vermiş olduğu emote'dan ziyade vermiş olduğu diyalog daha önemli. Vermiş olduğu bu diyalogda diyor ki diyor tekrar karşılaştık. Ben diyor senin hakkında çok güzel şeyler duydum. Özellikle diyor sen çok böyle hani iyi bir kalbe sahip bir karaktermişsin. Her ne kadar diyor ikimiz de kendi görevleri noktasında veya kendi emelleri noktasında bir yolda ilerliyor olsa da eğer ki diyor birbirimize yardımcı olabileceksek yardımcı olalım. Ben diyor sana yani senden desteğimi esirgemem. İhtiyaç duyarsan diyor beni summon sign'ınla çağır yanına. Şimdi level up diyorum. Level up dediğimiz bu noktada isterseniz hani herhangi bir statta odaklanabilirsiniz. Benim tavsiyem vigor'u arttırmaya başlayalım. Vigor'umuzu 20 yapmak istiyoruz. Biraz daha dayanıklı bir karakterimiz olsun diye. Şimdi bu diyaloğu almak şu açıdan önemli. Birazdan tanıtacağım boss yolundan ilerleyeceğim kısımda kendisinin summon sign'ını gösterme imkanım olacak. O yüzden ben bu aksiyonu almış bulunuyorum. Buradaki Keep Ruins'e ışınlanıyorum. Halen daha bu arada keşfetmediğimiz bir kısmı var. Oraya değineceğiz. Ama onu videonun sonuna bırakmak istedim. Şimdi kapımızı açtık. 3 tane mumumuzu söndürdük. Dolayısıyla kapıya doğru koşturuyorum şu an. Şimdi tercihen bunu yapmak zorunda değilsiniz. Hepsini görmezden gelebilirsiniz. Ama tercihen şuradan yukarı koşturup şu arkadaşı öldürebilirsiniz. Kendisi çığlık atıyor çünkü. Çığlık atınca etraftaki diğer düşmanlar ayağa kalkıyor. Yani içeri girdiğim yere geri gelmiş bulunuyorum. Şuna ilerliyorum. Buradan yine Shivering Stone elde ettik. Bu arkadaşlar hiçbir tanesini öldürmenize gerek yok. Hani bunlar o az önce öldürdüğümüz büyücüye doğru bakarlar. Hani tamamen hepsini görmezden gelip buradan yukarı çıkabilirsiniz. Yani yukarı çıkarken bizi argolamayalım diye böyle bir şey yaptık.
Eğer ki hızlı bir şekilde buraya koşturursanız ileride yani bir savaş olduğunu görüyorsunuz. İki tane Dark Wraith geçmiş farklı farklı düşmanları öldürüyor aslında. O iki tane Dark Wraith'i direkt gözlemliyor olacaksınız. Onlar buradan adım adım ilerliyor olacaklar. Şu an için o kısma gitmiyoruz. Öncelikle buradan sağa dönüp buraya geliyorum. Şimdi bu bonfire'ı yakıyorum. Bonfire'ı yaktıktan sonra ilk olarak şunu göstermek istiyorum. Şurada Londor Pale Shade isimli bir tane NPC summonlayabiliyorsunuz. Bu NPC'yi summonlamak için 5 tane Dark Sage'e sahip olmanız, yani daha doğrusu 5 tane Dark Sage'e sahip değil de Dark Sage'e sahip olmanız ve Yuria ile aranızın iyi olması lazım. Bildiğiniz üzere bizim Yuria ile aramız gayet iyi. Dolayısıyla kendini summonlayabiliyoruz. Şimdi şuradan açıklıktan aşağıya düşüyorum. Geliyorum ilk olarak buradan Attunement içeriğini, mucizesini elde ediyorum. Attunement sayesinde aslında hani kullanmanız durumunda etraftaki düşmanların agrosunu daha yüksek bir şekilde alma imkanınız oluyor. Aşağı tarafta aslında bizim Golden Score'u almış olduğumuz bölgeye giden kısım. Hemen şu üzerinde bulmuş olduğumuz taşların altında Golden Score aldığımız yer var. Buradan Hollow Gem elde ediyorum. Hollow Gem özel build'larda kullanılır. Kanaldaki Dark Souls Dexterity rehberini izlerseniz, Dark Souls 3 Dexterity rehberini izlerseniz hani nasıl bir kullanım olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Temelde Luck statı yüksek, Hollowing değeri 20'nin üzerinde karakterlerde kullanılıyor. Kanama build'larında faydalanılabilen bir içerik oluyor. Bu arkadaşlar öldürdük. Şimdi burada devasa bir tane kertenkele görüyorsunuz. Hani daha önce benzerine denk gelmiştik. Aslında kendisi yine aynı. Yine öldüreceğiz ve Titan'a skalar etme imkanımız olacak. Buranın tek dezavantajlı noktası çok dar bir bölge olması. Bizim avantajlı olduğumuz noktada kendisine pat 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 saldırabiliyor olmamız. Nightmare Scale'imizi aldım. Şuradan Great Magic Weapon'ı elde ediyorum. Magic Weapon kullanıyorsanız sevgili büyücü arkadaşlar Great Magic Weapon'a geçiş yapabilirsiniz. Burada kapıyı açıyorum. Kapıyı açtıktan sonrasında aslında Road of Sacrifice'a geri dönmüş oluyorum. Road of Sacrifice'a veya Crucifixion Woods bölgesini keşfederken karşıdaki Black Knight'a denk gelmiştik. O Black Knight'ın olduğu yerdeyiz aslında. Dürüst olmak gerekirse benim hiç kullandığım bir kısa yol olmadı. Daha önceki Türkçe oynanış rehberini söylemiştim. Bu kısa yol ne işe yarıyor, bilenler falan var mı diye. Yorumlarda birkaç tane böyle teorisel diyaloğa girdiğimiz oldu belli başlı izleyicilerle. Ama ben ne yalan söyleyeyim çok böyle mantıklı bulduğum bir içerik değil. Halen daha. Şimdi buradan dışarı çıkıyorum. Hemen sol tarafa bakacak olursanız o iki tane Dark Wraith'in ya gıdım gıdım ilerlediğini görüyorsunuz. Bir opsiyon olarak hani ikisiyle aynı anda savaşmaktansa bir tanesini aradan çıkartalım isteriz. Çünkü bir tanesi yukarıdaki düşmanları öldürmeye yeter yani. Hani o yukarıdaki düşmanları öldürsün. Biz en azından bir diğerini aradan çıkartalım. Bu arkadaşların poise'u gördüğünüz üzere bayağı yüksek. Hani bunlara öyle bol bol saldıramıyoruz aslında. Yine sağ olsun Crackle'da orb düşürdü. Şimdi buradan ilerlerken önce sağ taraftan şey yapmaya çalışın. Bir saniye bir yanlışa bakıyorum. Böyle duvara yapışık bir şekilde ilerlemeye çalışın. Çünkü burada pusu yapmış olan bu arkadaş var. Item düşürdüm mü? Hayır. Okey. Devam ediyorum. Ben yani sol tarafta arkadaşı görüyorsunuz zaten. Pataküte herkese saldırıyor. Sağ olsun. Gördüğünüz üzere Dark Hand'i de kullanıyor yani orada hani şey yapmıyor. Oo. Öl bakalım. Keşke kulaklıkla silah düşürseler de onu gösterseydim. O arkadaşı öldürdüm. Şuradan Ember'ımı aldım. Sağ taraftan devam ediyorum. Şimdi eğer ki herhangi bir build rehberini izlerseniz benim direkt buradan koşta koşta boss'a gittiğimi görüyor olacaksınız. Fakat burada teker teker bütün bu düşmanları öldürdüm. Öldürmüş olmamın birkaç tane temel sebebi var. Birincisi alabileceğimiz itemları ve nerede olduklarını göstermek için buradan Black Bug Pellet'lerden 3 tane elde ettik. Bunlar sizin Dark'a karşı olan direncinizi artırıyor aslında. Hani dilerseniz faydalanabilirsiniz. Bir diğeri bu boss fight'a giderken summonlayabileceğiniz diğer farklı NPC karakterleri göstermek istedim. O yüzden aslında koştura koştura boss kısmına ilerlemedim. Şimdi şurada şu kapıyı açtıktan sonrasında aslında şey yapabiliyor olacaksınız. Abyss Watchers boss fight'ına gidebiliyor olacaksınız. Şu kapıyı açmış olayım.
İçeri girmiyorum. İçeri girersem direkt boss fight başlıyor olacak. Abyss Watchers hani hatırlarsanız bizim aslında şeyimizdi. Lord of Cinder'larımızdan bir tanesiydi. Yani ilk Lord of Cinder'ımızla burada kapışma imkanımız olacak. Şu an buraya Ciri'sin Summon Sign'ı neden gelmedi diye merak ediyorum. O bir değişik, çok dert değil. Şurada Ciri'sin Summon Sign'ını bulma imkanınız olacak. Ciri'si summonlayabileceksiniz. Bir de şurada dilerseniz hani NPC olarak Black Hand Godhard'ı summonlayabileceksiniz. Kullanmak dolgun silahla çok keyiflidir bu arkadaşın. Yani uzaktan ok veya yayla da saldırdığı olur. Ciri'sinki neden gelmedi emin değilim. Biraz üzdü bu beni. Şuraya gelmesi lazım. Notlarımda umarım bir şey yanlış almamışımdır. Yine ben tabii ki bir sonraki videoda en kötü ihtimalle hani arkadaşlar şu yüzden gelmemiş, ben şunu yanlış ifade etmişimden diye düzeltirim sizleri, kendimi. Eğer ki eksik bir şey söylediysem. Hani 3 tane summonlama imkanınız var. Her birinin yerlerini gösterdim. Benim naizane tavsiyem Abyss Watchers'ı eğer ki şu an yapacaksanız şey yapmayın. Hani herhangi bir summon falan kullanmayın. Biraz cebelleşin boss'la. Çünkü zor bir boss değil bence. Keyifli bir boss. Oyunun çok adil bosslarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ama zorlandığınız noktada tabii ki summon kullanıp tat tatlı gidebilirsiniz. Şimdi Travel diyorum. Bir başka içeriği daha tanıtmak istiyorum. Keep Ruins'a ışınlanacağım. Biz bu ara bu boss'a şu an gitmeyeceğiz. Hani bu boss'a bir sonraki videoda gitmeyeceğiz. Bu boss'a daha sonrasında, daha ileride gitmek niyetindeyiz. Nedenlerini ilerleyen videolarda daha iyi anlamlandırabiliyor olacaksınız. Yellowfinger Hazel'ı da, bizi bu videoda invite etmiş olan o kırmızı karakteri de summonlama imkanınız olacak. Bu merdivenlerin altında aslında ileride summonlayabiliyor olacaksınız. Kendisini summonlamanız durumunda hani yine bu boss noktasında yardım alabiliyorsunuz. Kendisini summonlayabilmek için özel bir aksiyon almanız lazım. O aksiyonun mesela ne olduğundan ben ilerleyen videolarda bahsedeceğim. Travel diyorum. Old Wolf of Feran'ın olduğu yere ışınlanıyorum. Şimdi Watch Dogs of Feran şeklinde bir tane şeyden bahsetmiştik. Covenant olduğundan bahsetmiştik. Covenant lideri karşınızda duruyor. Bu devasa kurtun Dark Souls 1'deki Sif olduğuna dair yorumlar var. Kendisine saldırırsanız üzerinden böyle kanlar fışkırdığını mesela görüyorsunuz. Hani kendisini adak olarak öldürmüş olduğunuz düşmanlara bağlı olan içerikleri teslim edebilirsiniz. Geldim buraya. Oradan yukarı çıkıyorum. Yani Covenant lideri o. Covenant'la alakalı o ödülleri işte, Wolf Knight's Grey Shield'ı, Wolf Ring'i vesaire almak istiyorsanız bu arkadaşla diyaloğa girmeniz lazım. Bu arkadaşla içerikleri etmeniz lazım. Buradan dışarı çıktım. Asansörü aşağıya gönderdim. Şimdi karşıda bir tane mini boss var. Mini boss diye ifade ediyorum ama bence boss gibi boss yani. Dark Souls 1'deki Asylum Demon'ın Dark Souls 3 versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Kendisi biraz tehlikeli bir arkadaştır. Ağzından bu şekilde geçip şey püskürtebilir, kaya püskürtebilir. Geçip kafanıza bunu tokmağa indirebilir. En tehlikelisi sizi eliyle tutup aşağıya fırlatabilir. Şu an mesela bir tutmaya çalıştı. En büyük hani bu boss noktasında en büyük düşmanınız kamera açısı oluyor açıkçası. Eğer ki yukarı zıplarsa geri kaçın. Yapmaz yani temelde aksiyon benim yapmış olduğum gibi ayaklarına saldırmak. Ayakları kırılırken de geçip kendisine pat 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 saldırıp öldürmeye çalışın. Ayakları kırıldıktan sonrasında alev püskürterek saldırabilir. Çok uzağında kalırsanız böyle hafif üzerinize doğru şey alıp hız alıp zıplayarak üzerinize elindeki balyoza saldırabilir. Ve öldürdüğünüz zaman bir boss ruhu tadında Soul of a Stray Demon elde ediyorsunuz. Oradan yine ek olarak Great Axe elde ediyorsunuz. Devasa bir balta kullanmak isterseniz STR build'ında kullanabilirsiniz. Bir miktar daha Ember aldık. Hani bu boss'u isterseniz şimdi kesin, isterseniz daha sonra kesin, tamamen size kalmış. Tamamen opsiyonel bir içeriktir. Hani Soul of a Stray Demon'la elde edilebilen belli başlı itemler var. Ve onları tanıtacağım. Ama hani bunu itemları elde etmek noktasında aceleci olmanıza gerek yok. Devam ediyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde hani yine alt tarafa bakarsanız şöyle bir şeyle göstermek gerekirse, hatta şöyle düşeyim, böyle göstereyim. Şöyle bir ok veya göstermek gerekirse şurası bizim Annie ile tanıştığımız yer. Şurası Road of Sacrifices'dan çıkıp aslında aşağı inip Crucifixion Woods'u keşfettiğimiz bölge oluyor. Şuradaki kısma biz henüz ilerlemedik. Yani şuradan öteye henüz gitmedik. Karşıda katedrali görüyorsunuz. Biz bir sonraki videoda aslında Crystal Sage boss'unu aradan çıkartarak katedrale gidiyor olacağız. Yine alt tarafta hani bu Feran Keep bölgesini görme imkanınız var. Hani oyundaki bütün bu bölgeleri böylesi yüksek noktalardan inceleme imkanımız oluyor.
Ben de ara ara trivia bilgi olarak tanıtıyorum. Elden Ring'deki şeylerden sonrası çok şey yapmıyor olabilir. Enteresan gelmiyor olabilir ama ben yine de çok beğeniyorum Dark Souls'taki bu harita tasarımını. Şimdi bu kertenkeleyi öldürünce Large Titan'a shard elde ettik. Bir tane daha var. Onu da öldürüp bir diğer Large Titan'a shard elde ediyorum. Large Titan'a shard'dan sayesinde hani silahlarımızı bir seviye daha yükseltme imkanımız var. Buradan Lightning Spear elde ediyorum. Mucize Build'a giden arkadaşlara müjde. Artık kullanabileceğiniz bir hasar mucizesi bulunuyor. Bundan faydalanabilirsiniz. Yine burada Dragon Crest Shield var. Oyundaki güzel kalkanlardan bir tanesidir. Dilerseniz faydalanabilirsiniz. Ben özellikle hani görünüş anlamında çok başarılı buluyorum o kalkanı. Şimdi bir diğer kertenkelemiz bu. Bu kertenkele heavy can düşürüyor olacak. Aynen. Hani şimdiye kadar heavy jamlardan bir tanesini kullanmış. Elimizdeki silahta bundan faydalanmıştık. Arkamdaki o psikopat neden böyle geliyor diye merak ediyorum şu an. Öl bakayım. Great Axe silahını, Great Axe diyorum, Great Sword silahını elde ettik ve Great Sword silahını henüz şey yapmadık. Herhangi bir şeyle efsunlamadık. Aslında onu da Heavy Jam'le efsunlayarak hani STR noktasında hasarını arttırabileceğiz. Şimdi burada bu düşmanları öldürdükten sonra bir diğer trivia bir şey tanıtmak istiyorum. Karşı taraf biraz tanıdık gelebilir. Yine yayla göstermek gerekirse şuradaki arkadaşlardan bahsediyorum. Biz zamanında orada hemen sol taraftaki şu kısımdan aslında Yoel'le konuşup Yoel'i yanımıza almıştık. Tam karşısı Undead Settlement bölgesi. Burada çok hüzünlü bir içerik olduğunu düşündüm. Şu arkadaş var. Hani köprünün karşısına kadar gelebilen bir tek bu Pilgrim bulunuyor. Fakat bunun da yolu kapanmış durumda ve karşı tarafta bir başka Demon var. Hani karşıya gitse dahi o Demon'ı geçemez. Yani diğer hepsi diğer tarafta ölmüş bulunuyorlar. Bu buraya kadar gelmiş durumda ama ne yazık ki onun da yolu bloklu. Buradan geri dönmek için hani temelde şey yapabiliyorsunuz. Hani şu alt kısmı aşağı inebiliyorsunuz. Karşıda yine Lothlick Kalesi var. Yani Lothlick Kalesi noktasında da bu yol, yani şu an gözüken bu kırılmış olan yol, kesilmiş olan yol normalde Lothlick Kalesi'ne giden özel bir yol. Bu Pilgrim'lerin oraya ulaşmasına imkan tanıyan bir yol. Tabii ki zaman içerisinde mahvolmuş durumda. Buradan şöyle aşağı inip aslında dümdüz ilerleyerek bonfire'ımıza gidebiliyorsunuz. Bonfire'a gitmeniz durumunda da hani yine Shrine'a ışınlanma imkanınız var. Hemen karşı tarafta Stadium'ı öldürdük. Ben de hızlı olması adına Shrine Bonfire'a ışınlanarak gelmeyi tercih ettim. Şimdi öncelikle elde etmiş olduğumuz bu Soul of a Stadium'ın ruhuyla ne yapabileceğimizi göstermek istiyorum. Geldim buraya. Begin Transposition derseniz birincisi Boulder Heave isim verilen bu item'ı, bu pyromancy'yi elde etme imkanınız var. Boulder Heave düşmanları ağzınızdan taş fırlatarak saldırmanıza imkan tanıyor. Eğer ki poise'u düşük olan bir düşmanda bunu kullanıyorsanız çok yüksek oranda hasar vuruyorsunuz ve adamı yere seriyorsunuz. Pyromancy rehberinde ben az önce tanıtmış olduğum Abyss Watchers veya bahsetmiş olduğum Abyss Watchers boss'unda bundan faydalanmıştım. Hani bir tur o videoyu izleyerek nasıl bir etkisi olduğunu az çok gözlemleyebilirsiniz. Tabii ki hop diye şey fırlatmıyorsunuz, taş fırlatmıyorsunuz. Bir miktar casting yani kullanma süresi de var. Daha da önemlisi belki Havel's Ring'i alma imkanınız oluyor. Havel's Ring sizin taşıyabileceğiniz ekipman ağırlığını arttırıyor. Bayağı arttırıyor. 5000 ruha değer arkadaşlar, özellikle STR build'larda bu şey yüzük çok kıymetlidir. Ben alın kullanın derim. Fire Clutch Ring'de bizim bir işimiz yok. Hani alevden o kadar fazla faydalanan bir karakter değiliz. Havel's Ring'i takıyorum. Hani Havel's Ring'i takmadan öncesinde ve taktıktan sonrasındaki şeye bakmak gerekirse mesela Havel's Ring'i çıkartırsam Weight'le yaşıyorum %62,9. Sağ üstte görebiliyorsunuz. Bunu takınca %57'ye düşüyor. Yani %5 oranında daha ağır içerikler takmama imkan tanıyor ki ben burada hani şu an göstermek gerekirse bütün bir tane zırh takıyorum. Hani kalkanım var, yayım var, işte iki farklı silahım var. Ki mesela bu yan tarafa atıyorum da Great Axe eklersem hani şey, Great Sword eklersem ben %91'e kadar çıkıyorum. Hani iyice yükseliyor aslında içerikler. Şimdi burada videoyu kapatmadan öncesinde bu arkadaşı bir tanıtmak niyetindeyim. Hani standart olarak kullandığınızda bakın yine 186'a kadar yükselmiş durumdayız. Yani STR build'lara böyle büyük silahlar kullanmak istiyorsak şeye ihtiyacımız var. Havel's Ring'e ihtiyacımız var. Hani şu an gördüğünüz gibi ağır yuvarlanıyor olacağız. Şimdi Great Sword nasıl bir silah? Birincisi hantal bir silah ama çok hantal değil. Böyle böyle saldırabiliyorsunuz. İkincisi çok yüksek oranda stamina tüketen bir silah. Yani dikkat edin bir saldırımda neredeyse
Yarıya kadar bir stamina kaybediyorum. Hani bu şekilde poise az olan düşmanı yakalarsanız tekrar tekrar saldırarak kendisini öldürebilirsiniz. Çok yüksek oranda hasar vurur. Vurduğu hasar göstermek gerekirse şurada hani bir saniye şöyle yapalım. Kıyas olarak gösterme imkanımız olsun. Longsword değil, Longsword artı 3. Blazes'ı açıyorum. Hani elimdeki Greatsword'la 283 vuruyorum. Elimdeki artı 3 Longsword'la 208 vuruyorum. Yani arada yaklaşık bir 80 birimlik bir fark var. Hani upgrade ettikçe Greatsword'la arasındaki fark daha da fazla açılacak. Fakat bunun dezavantajları olduğu noktalar da var. Nedir? Ağırlığı biraz fazla. Nedir? Biraz daha hantal. İki elle kullanırsanız şöylesi bir saldırıya sahip. Yani devam eden saldırı bu şekilde saldırıyor. Özel saldırısını göstermek gerekirse. Tamam, burada olsun. Şu şekilde hani bir şey yapıyorsunuz, bir stance alıyorsunuz, bir duruş alıyorsunuz. Aldıktan sonra saldırı tuşuna basarsanız şöylesi bir saldırı yapma imkanınız oluyor. Bu saldırıyı devam ettirebilirsiniz. Hani stance aldınız, saldırdınız, hop devam ettiğiniz şeklinde. Yani düşmanları bu şekilde yakalarsanız yüksek oranda hasarla vurabiliyor olacaksınız. Ben her ne kadar Greatsword'a şu an yatırım yapmış olsam da artı 3'e kadar çıkarmış olsam da hemen Greatsword'u kullanmak niyetinde değilim. Greatsword'un ağırlığını yavaş yavaş kaldırabileceğimiz bir armor setinde, bir vitality setine mesela ulaştığımızda kullanmak ve göstermek, tanıtmak niyetindeyim. Şimdi Infuse Weapon diyerek elde ettiğim bir diğer Heavy Gem'i ben buradaki Greatsword'da kullanacağım. Hazır ruhları mesela varken bunlardan çıkarmış olmak istiyorum. Zaten 5500 ruh istiyor. Heavy Gem'le kullanmam durumunda dikkat edin. Hani scaling'e C'den B'ye düşüyor ama hasarı yine yüksek miktarda artıyor. Bunu burada Efsun'ladık. Bu arada şunu söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Crystal Gem'le artık Efsun yapabiliyorsunuz. Silahlarınızdan yani bir büyücü olarak oynuyorsanız silahlarınızı büyüyle Efsunlama imkanınız var. Hani burada Deep Gem'den ve Bless Gem'den faydalanma imkanınız var. Artık hani yeni Sage's Call'u teslim etmiş olmakla birlikte yeni Efsunlama imkanlarımız mevcut. Level up deyip buradan Vigor'u 18'e çıkardım. Hani canımızı arttırmaya devam ediyorum. Biraz uzun bir video olduğunun farkındayım fakat Ferron Keep bölgesinde değinilecek birçok fazla içerik vardı. Ben de elimden gelince hepsini sizlere tanıtmaya çalıştım. Hem New Game Plus içerikleri, hem New Game Plus 2 içerikleri, hem bu oyundaki içerikler, summonlar, karakter questleri vesaire. Biraz dolu dolu bir yer. Belki Undead Settlement kadar dolu diyebilirim. Bir sonraki videoda sizlerle birlikte aslında Crystal Sage boss'umuzu kesmeye gideceğiz. Crystal Sage boss'unu kestikten sonrasında bir başka bölgeyi keşfediyor olacağız. Orada görüşmek dileğiyle. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.